Manşete hoş geldiniz. Evet şu anda bu yayını yaparken Türkiye piyasaları allak bullak. Dolar 10 TL'ye doğru koşuyor. Yılbaşı falan derken belli ki çok çok daha önce 10 TL'yi görecek. Bunu konuşarak başlayacağız. Ee, yine e, Erdoğan'ın yabancı büyükelçilere ilişkin olarak, ülkemde onları istemiyorum çıkışı, bunu konuşacağız. Ve eş zamanlı olarak Kuzey Kıbrıs'ta patlayan ama esasen orası yavru vatan ee, ve orada patlayarak belki bir şeyler sınanıyor bilmiyoruz. Ana vatana gelecek olan bir skandal ya da kasetler üzerinden müstehcen görüntüleri tespit edilmiş politikacılar üzerinden siyasetin dizayn edildiği edileceği bir sürece giriyoruz. Esasen ana konu bu ama onun öncesinde elbette doları piyasalarda ne olup bittiğini ve Elbette Erdoğan'ın büyükelçiler çıkışını konuşacağız. dolarda ne olup bittiği ben ekonomi uzmanı değilim, ekonomi gazetecisi de değilim ama artık olan biten için bu konuda uzman olmak da gerekmiyor. ve halkın anlayacağı dilde yazıp çizen ekonomistlere baktığımda da artık onlar da analiz zamanının geride kaldığını. Yok işte efendim para politikaları kurulunun şu kararına göre şöyle. Yok efendim CHP lideri Merkez Bankası Başkanı'nı ziyaret etmişti de ona böyle bir cevap verilmiş de yok efendim Merkez Bankası'nda doğruları söyleyen para, politikalı, para politikaları kurulu üyesiyle Merkez Bankası yardımcısı, başbakanı yardımcısı işte alınmış da ondan sonra da bu olmuş da sanki bugüne kadar her şey mükemmeldi ve bu adamlar doğruları söyledikleri için her şey düzgün gidiyordu. Şimdi onlar geçen hafta görevden alınınca iş raydan çıktı falan gibi analizlere bel bağlamıyorum. Kimse de bel bağlamasın. Bu iş öyle değil yani. Ha elbette onların akademik kariyerleri yani Merkez Bankası'ndaki görevden alınan kişilerin akademik kariyerleri bir şey ifade edebilir. Şöyledir böyledir. Mutlaka bu son hadisede yani faiz indirimi 2 puanlık 200 bas puan deniyor ama işte 2 puanlık %18'den 16'ya düşmüş faiz indirimi filan. Onlarla da alakalı olabilir ama meselelere yani böyle 15 günlük perspektiften bakarsanız yanılırsınız. Yani orada doğruları söyleyen birileri varmış da bu iş ondan dolayı tutuluyormuş da onlar gidince de iş işte zıvanadan çıkmış. Yok ya. Yani 9.43'tü ben bu yayını yaptığım dakikalarda saniye saniye bakmaya ihtiyacım yok. Siz bakarsınız 9.48'i e, görmüş. Fakat 10 TL'yi, 15 TL'yi göreceğini zaten çok geniş bir perspektifte bakan insanlar söylüyorlar. Ve 15 TL'yi e, göreceğini söyleyen insanlar, tabi doların 15 TL olması dolar düşünsün, bize ne falan diyeceğiniz bir şey değil. Bu fakirleşme demek, enflasyon demek. Ve cebinizdeki paranın, alım gücünün her geçen gün düşmesi demek. Her geçen ay demiyorum artık. Bloomberg'in, ekranında çekip paylaşmışlar. Fake falan değil bu. Central Bank of Erdoğan yazıyor. Yani Erdoğan'ın Merkez Bankası diyor. Faiz indirimine gitti vesaire. Yani artık bunu bilen gözler, gören gözler de böyle okuyor. Yani oturup bunun bir ekonomik analizini yapma lüzum yok yani. Tayyip Erdoğan'ın şu lafı dolaşıma girmiş. Halen yayında bu tweet. 1 Mart 2012 tarihli. Para tıpkı bayrak gibi, tıpkı milli marş gibi ülkenin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeler. Paranın itibarı milletin itibarıdır. O günlerde 1.4 1.5 TL civarında olan, yanılmıyorsam dolar bugün 9'a katlanmış durumda. Evet. Sadece dolar mı? Bakın benim yaşadığım İngiltere'de e, burada zaten grafikte görüyorsunuz. 28 Ekim 2016'da 3.79'muş İngiliz sterlini e, Türk Lirası paritesi ve şu anda o İngiliz sterlini 13 TL'ye geçmiş durumda. 5 senede. 5 sene önce bugünlerde 3.79, 5 sene sonra bugünlerde 13.01 daha da yukarıyı görecek. Yani sadece dolarda değil e, İngiliz sterlininde, euroda, hani... <laughs> Angola parası, Afganistan parası karşısında da Türkiye, Türk lirasının değer kaybı söz konusu. Dolar artmıyor. Ve esasen ekonomistler konuşurken bunu da yanlış yapıyorlar. Her şeyi dolar üzerinden analiz yapıyorlar. Ya İngiliz sterline de bak, Euro'ya da bak, Afganistan parasına bak, Suriye parasına bak. O paralar karşısında Türk lirası ne olmuş ona bak. O grafikleri de getir ekrana. Ve insanlar görsünler. Dolar artmıyor. Sterlin artmıyor. Euro artmıyor, Afganistan parası artmıyor. TL değer kaybediyor yahu. bunu bir kişi bile söylemiyor. Arada böyle geçiyor bir cümleyle. Dolar üzerinde döndüğü için hikaye. Diğer para birimleriyle kimse ilgilenmiyor. Yeni akit daha mürekkebi kurumadan hani öyle diyelim eski tabirle. Dün akşam gece saatlerinde dolar 9 TL'nin altına düştü diye tweet atıyor. Gel gelelim. Evet. Bunlar da böyle yani. Bir şeyin altına düşünce hemen heyecanlanıyorlar. Sonra da böyle kamuoyu oluşturuyorlar güya. Neymiş efendim? Çürümüş yiyecek atmayın. Nasıl değerlendiriliyor? Çürümüş, küflenmiş, bozulmuş yiyeceklerinizi değerlendirme rehberi. Merakı olanlar yeni akitten okusunlar. Bugünkü sabah gazetesinin hemen logonun altında. Dünyada enflasyon zirve yaptığı fiyatlar zamlandı. Türkiye, Türkiye'de yerinde sayıyor. Hepsi propaganda. Hepsi propaganda. İbrahim Özdabak Yeni Asya'da çizmiş. Dolar kuru, euro kuru, tuzu kuru. Asgari ücret neyinize yetmiyor? İşte şu anda Türkiye'nin en önemli problemi bu. Ücretler artmıyor. Ücretler artmıyor fakat maliyet fiyatları artıyor. Yani üreticinin maliyetine dair. Şimdi market falan baskınları falan yapıyorlar. Ya peki siz o aldığınız ürünlerin kaça ne biçimde mal olduğunu farkında mısınız? Akaryakıta gelen zamların farkında mısınız? Girdi fiyatları artıyor. E haliyle bu tüketiciye de, tüketiciye de yansıyacak. Oturup da marketçi bakkal dövmenin ne manası var? Ama ücretler artmadığı için merak etmeyin ücretleri öder devlet. Para basar öder ne olacak yani? şey darpan ellerinde. Mesele ücretlerin ödenememe krizi de değil. Ücretlerinizi ödeyecek. 1000 TL, 2000 TL ödeyecek bunu. Para basıp ödeyecek yani. Mühim olan siz o 1000 TL ile 6 ay önce kaç kilo et alıyordunuz, şimdi kaç kilo et alıyorsunuz? Bu. Asgari ücret 259 euro başka yerde bulamazsınız demiş Ozan Çoman. Mesele bu yani. Asgari ücretin euro bazında, sterlin bazında, dolar bazında hesabına bakalım. Sonra işte bu çok konuşuldu. 3-4 gün önce benim dönüme düştü. O gün ilgilenmemiştim ama şimdi zamanı. Türkiye Gazetesi böyle grafikler veriyor. Neymiş efendim? Ee, Avrupa'da McDonald's menüye 9 euro veriyormuşsun. 99 TL'ymiş. Halbuki Türkiye'de bu 34 TL'ymiş. Çok ucuzuz. Mesela kutu kola, kutu kola 2.75 euroymuş Avrupa'da. Türkiye'de 0.54 euroymuş. 1 kilo tavuk 12 euroymuş Türkiye'de 2.93 euroymuş. Böyle kekliyorlar milleti. Ha orada kekleme demişken millet bahçelerinde yuvarlanıyor musunuz? Bedava çay kek. Ne oldu onlar? Yani varsa gerçekten bana yazın. Millet bahçesinde yuvarlandık bedavada çay kek. Gerçekten varsa yazın yani. Bakın faturalara yansıyacak bu esviri bir yana. Doğalgaz elektriğe e, 2021 yılındaki daha hala 2021 yılının içindeyiz 10. ay. Doğalgaza 17.8 elektriğe 21.2 zam yapılmış. Peki bakkal market basanlara soruyor musunuz? Ya kardeşim hani elektriğe zam doğalgaza zam enerji bakanlığı senin elinde. Senin elinde. Niye zamlanıyor bu durdursana doğalgaz zamlarını elektrik zamlarını. Yok. Ona gelince değil. Cem Toker faiz indiriminden önce yazmıştı bu tweet'i. Bugün, sabah saatlerinde. Tüm siyasetçiler arasında sadece bir parti genel başkanının bugün faiz inecek mi, artacak mı, yoksa sabit mi kalacak sorusunun yanıtını bildiği rejim. Siz istediniz diyor. Demokrasinin değersinden anlayan %2 bile evet verilmeyeceği referandumda gittiniz 52 filan verdiniz. Uğur Gürses. Artık söz bitti. Uğur Gürses gerçekten vatandaşın dilinde, halkın anlayacağı dilde ekonomik ana analizler yapan ekonomistlerden, ekonomi gazetecilerinden biri birer satırla anlatmış. Hızlıca geçeceğim. Ülke ne yöne doğru gidiyorsa parası da o yöne doğru gidiyor. Neydi o söz? Atın ölümü arpadan olsun muydu? Yandı gülüm keten elva. Çok yazık demiş. Cici, ciddi ciddi biraz evvel söylediğim şey PPK yani para politikaları kurulu. Metni üzerine yorum yapıp bu kararda rasyonel bir tutanak tutamak arayanlar şaşkınlıktan uyanın demiş. Yani bakma artık ya. PPK kararlarına şuna buna ekonomi kitabına yok makro dengelere, mikro dengelere Merkez Bankası başkan yardımcıları gitti, böyle oldu. Yok Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'nı ziyaret etti. Aha bak görüyor musun sen? Sen misin bizim Merkez Bankamız'a ayar vermeye çalışan? Bak biz de 2 puan faizi indiririz falan. Böyle şeyler yok. Yasa gereği TL'nin değerini korumakla görevli hükümet ve Merkez Bankası TL'yi feda ederken yurttaşlar ve şirketler neden ve nasıl korusun parasını demiş. O Hannes Kılıç da bazı yerleri bipleyeceğim. Bu faiz meselesi artık Türkçedeki güzel bir atasözüne birebir örnek verilecek hale geldi. Bip inatlaşan bip bip pardon. Durmuş Yılmaz eski Merkez Bankası Başkanı kredi maliyeti yükselecek büyüyemeyeceğiz işsizlik artacak hayat pahalılaşacak fakirleşeceğiz ileride daha yüksek faizimiz daha değersiz paramız olacak son birkaç yıldır oynaya geldiğimiz saklambacı oynamaya devam edeceğiz orta gelir kapanı demiş ki Türkiye yaklaşık 10 yıldır orta gelir kapanında orta gelir tuzağı yani milli geliri kişi başı 2500 dolarlardan 10.000 dolarlara çıkartmak Mühim bir ivmeydi. Fakat orada işte orta gelir tuzağı vardı. Onun üzerine çıkartmak, 18-20 bin lira, 25 bin lira çıkartmak. Bugün o karşı, e, misal verdiğiniz batı uygulamalarıyla söylüyorum. Tamam, yani burada bir kahveyi, Starbucks'a gittiğinizde bir kahveyi 2 sterline, 3 sterline içiyorsunuz. Bunu 13'te çarptığınızda bilmem ne kadar TL ediyor. Ya bir kahveye bu kadar para verilir mi? Fakat kardeşim... Buradaki bir asgari ücretli asgari ücretiyle kaç kahve içebiliyor? Kaç kilo et alabiliyor? Kaç kilo tavuk alabiliyor? Sebze alabiliyor. Çocuğunun okul taksitini ödeyebiliyor. Aracına kaç depo benzin koyabiliyor? Buna bakacaksın. Bakın, İngiltere'de yakın haftalarda hala devam ediyor. Tanker şoförü, kamyon şoförü kıtlığı vardı. Göçmenler ülkelerine dönünce ve çalışmak isteyenlere vize verilmeyince bir anda açığa düştü hükümet. 1 milyon kamyon şoförüne ihtiyaç var. 1 milyon. Çağrı gitti. Bütün kamyon şoförü, tanker şoförü, tır şoförü ehliyeti olan insanlara. Kaç döndü? 3-5. 35-40 bin sterlin vaat edildi. Yıllık. Peki 40 bin sterlin ne yapıyor? 13 ile çarpın görürsünüz. Ve 40 bin sterline bu ülkede insanlar dönüp bakmadı. Ve şimdi hükümet geçici vize vererek gene göçmen tır şoförü, kamyon şoförü falan istihdam edebilir miyim? 3-5 ay bu krizi atlatabilir miyim derdinde. Bu işler böyle. Murat Baratoğlu yazmış, doları rekordan rekora koşturan bu, oper bu operasyonu kimin adına çektiniz diye soruyor. Bu doğru bir soru. Yani neticede olayların mantığını, ekonomisini şundandır, bundandır falan aramak belki biraz abes ama bir operasyon çekildi muhakkak ve muhtemelen bu karardan birilerinin haberi vardı ve birileri acaba işte dolar veya işte döviz kuru üzerinde ya da işte para piyasalarında bir hareket mi çekti dün gece, bu sabah bakmak lazım yani. Nasılsa böyle bir sabahleyin veya öğlen böyle bir karar açıklanacak. Onun hemen arefesinde acaba birileri operasyon mu çekti onu soruyor. O arada Soros neyse Kavala da o demiş Erdoğan. Afrika gezisinden dönüşte. Bunlarla uğraşılıyor hala. İşte M Meral Akşener de Erdoğan'ın şu Soroslu fotoğrafıyla yanıt vermiş. E bilmiyor mu Erdoğan bunu? Bin kere önüne koydunuz. Yandaşlar da biliyor. Fakat yani mesele o değil. Yani mesele artık Erdoğan'ın Soros'la yemek yediği veya kahve içtiği bu Davos fotoğrafını basmak değil. Mesele şu artık yani Erdoğan zaten 20 sene önce söylediğini 20 sene sonra rahatlıkla inkar ediyor, yiyor, başka bir şey yapıyor falan. Ve tabanını bir biçimde konsolide ediyor. Mesele sizin o tabana hitap etmeniz. O tabana 100 günlük, 300 günlük, 500 günlük iktidara geldiğinizde yapacağınız şeyleri ve takvimi anlatarak merak etmeyin. Ülkenin, rejimin, işte efendim iyi yönetimin vesaire teminatı biziz. Hiçbir şey değişmeyecek bilakis işte cebinizde parayı, rahatlamayı, konforu falan göreceksiniz ufak ufak falan demesi lazım. Fakat bu süreç uzadıkça bu zamanda daralıyor. Bir diğer kriz, büyükelçi krizi ama artık şimdi tabii doların falan biraz gerisinde kaldı. 10 büyükelçi biliyorsunuz Osman Kavala serbest bırakılsın çağrısında bulunmuştu. Amerika, Kanada, Yeni Zelanda, işte Fransa falan elçileri. Söyledim Dışişleri Bakanımıza bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz demiş. Ne işiniz var ülkemizde gidin falan filan. Persona non grata diye bir şey var. Yani işte istenmeyen adamı yapın hadi bakalım. Çağırdınız, ikaz ettiniz Dışişleri Bakanlığı'na elçileri. Şimdinin de istenmeyen adam ilan edin, gönderin ülkelerine falan. Hadi bakalım. Erdoğan kriz arıyor. Bu çok net. Ee, bu e, Merkez Bankası'ndaki operasyon bunun bir parçası olabilir. Şey bir parçası olabilir, İşte bu Büyükelçi çıkışı bir parçası olabilir, bilmiyorum. Ama Alit Dinçer ki bir eski diplomat, güzel dalgasını geçmiş. Ülkemde yabancı büyükelçi istemiyorum. Evet. Fransız büyükelçisi de yerli ve milli olsun. Amerikan büyükelçisi de yerli ve milli olsun. Ne denir buna yani artık? Bu şekilde gülünür geçilir. Fakat bir şey döndüğü muhakkak savaş genç de aşağı yukarı ona dikkat çekmiş bu çivi içinde. Teşkere Erdoğan'ın oyunu diyor. Siz oyunu bozacak hamleler yapmak yerine bu ülkenin evlatlarının canı üzerinden siyaset yapan adamın oyununa gelip nasıl olsa gidici diyerek savaşa evet derseniz halk ama özellikle Kürt seçmen sizden ümidini keser. Erdoğan da istediğini almış olur. Dünkü yayının konusuydu uzatmayacağım. Tezkere geliyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne İyi Parti evet diyeceğini açıkladı ve Erdoğan'a Ekim sonuna kadar, Ekim 2023'e kadar yani Cumhuriyet'in 100. yılı 29 Ekim 2023'e kadar önümüzdeki seçimler de dahil ve ilk defa 2 yıl savaş tezkeresi verildi, verildi. Yurt dışına asker gönderme yetkisi verildi. ...muvazeneyi kaybetmiş, muhakemeyi yitirmiş... ...bu insana. Evet, Angola'da yaptığı basın toplantısında... ...kameralar karşısında uyuyakaldığı görüntüler... ...dolaşımda merak eden bakar. Kaçıncı görüntü bu, ayrı bir konu ama... ...evet, böyle bir insana... ...savaş yetkisi verdiniz siz iki yıl. Veriyorsunuz daha ama olacak o iş. Evet, hayır diyemiyorsunuz yani, hayır. Güçlü bir sesle hayır diyemiyorsunuz yani. Ve Erdoğan'a hala... ...fakirlik... Yok işte bizim paramız daha değerli. Bak görüyor musunuz dışarıda bir pizza kaça satılıyor? Bizim ülkemizde kaça satılıyor? İnsanlar işte efendim bir kilo eti kaça alıyorlar? Bizim ülkemizde kaça alıyorlar? Biz gene iyiyiz. <laughs> Yurt dışında market rafları boşalıyor. Dünya enflasyonda yaka paça falan deyip içeride bu şekilde tabanlı konsolid etmeye çalışırken öbür taraftan da milliyetçilik damarıyla Suriye ve Irak'ta savaş politikalarını Sürdürmeyi planlıyor. Peki sizin oyun planınız ne? Fakat birilerinin bir oyun planı yola çıktı. Bu resimdeki şahıs ben de tanımam bilmem. İlk defa adını da duyuyorum, resmini de görüyorum. Kuzey Kıbrıs'ın cum başbakanıymış ki zaten Türkiye'nin tanıdığı kişi. Yani dünya onu ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, senin kardeş ülke işte efendim iki vatan tek millet dediğin, Azerbaycan bile tanımıyor. Evet. Neyse KKTC'yi sadece Türkiye tanıyor. Orada bir başbakan varmış onu da sadece Türkiye tanıyor. Biz kendi kendimize gelin güvey oluyoruz. Geçtik. Ersan Saner diye birisi varmış. Dedim ya titrini de ismini de ilk defa duyuyorum. Tabii KKTC'de bir başbakan olduğunu biliyorum da son başbakanın bu olduğunu bilmiyorum. Bir video paylaşıldı. Deli Çavuş diye bir hesaptan. Ve o video müstehcen bir video burada tasvirine girmeyeceğim, lüzum yok. Ama artık bu sosyal ağ çağında ne kadar tasvip etmeseniz de bir takım şeyler dolaşıma giriyor ve bir takım insanların hayatını bitiriyor. Kariyerini bitiriyor, siyasi hayatını bitiriyor vesaire. Bu da öyle bir şey. Bir telefon görüşmesi, görüntülü bir telefon görüşmesi, radara takılınca ve birileri de bunu servis edince pat istifa etti. Aslında istifaya Erk acar er çağırmıştı ki orada Halil Falyalı üzerinden bir takım ilişkilere dikkat çekiyordu. Erk Acarer epey bir zamandır. Halil Falyalı da orada Kuzey Kıbrıs'ta işte mafyanın başı veya mafyanın şube müdürü falan pozisyonunda biri. İşte orada Kuzey Kıbrıs'ta işte kasinolar yani kumar kumarhaneler şu bu falan gibi şeyler. Orada dönen bir takım hikayeler. Bir takım etkili pozisyonunda siyasi gayri siyasi kişilerin Kişilerle olan ilişkileri ve bir takım kişilerin de şey yapılması, kasetlerinin falan işte bir takım kadınlarla falan görüntülenmesi veya bir takım böyle ahlak dışı kendine göre onların siyasi hayatını bitirecek delillerin toparlanması. Kıbrıs'tan edindiğimiz bilgiler skandalın büyüdüğü hükümet ortağı Demokrat Parti'ye ulaştığı yönünde Kıbrıs kamuoyu ve basını çalkalanıyor. Benzer iddiaların gündeminde şimdi de DP genel başkan yardımcısı Tözün Tunalı var, belli ki onun da kaseti var, geliyor gelmekte olan. Bir skandalda DP cephesinden sızdırılan görüntüler aynı. Peker iddialarıyla gündeme gelen Erkam Yıldırım ve Soylu'ya en yakın olduğu, yakın olduğu bilinen uyuşturucu yasa dışı bahis işleriyle ilgilenen Halil Falyalı'nın arşivinden çıkanlar sadece adada siyasi çatlak yaratmayacak gibi Türkiye'de siyaset ve bürokrasinin bazı isimlerin karışması ihtimali ve karma karışık ilişkiler nedeniyle ciddi yara alacağı benziyor. Bakalım iddialar nereye uzanacak? Özellikle Kıbrıs'ta bu konuya ilişkin ilginç tartışmalar var. O siyasiler kendini biliyor. Koltuklarında kalmaları rezilliği daha da büyütür. Muhalifler ve gazeteciler basit bir Kıbrıs muhasebesi yapıyor. AKP ve Erdoğan müdahale etmeden Kıbrıs yaşanacak bir yerdi. Anlaşılan tıpkı eski Türkiye gibi eski Kıbrıs'ta özleniyor. Evet, bunu alıntılamış. Türkiye ile çok alakalı neden alakalı olduğunu Sedat Peker de son paylaştığı tweetlerde anlatıyor. Kıbrıslı siyasiler uyuşturucu baronlarıyla yasa dışı bahisçilerle birlik olup Türkiye'de bana karşı kurulan komploya destek verirsiniz. He? Hepiniz yandınız. Arşiv bana geçti diyor. Yani Halil Falyal'ın arşivi, başbakan götüren arşivi, işte siyasilerden sırada olanları da Erkaç yazdı. O arşiv belli ki Sedat Peker ile Erkacar arasında bir kontak da olabilir. Daha önce Sedat Peker'in atamayacağı Atamadığı tweetleri Erkacerer paylaşmıştı. Arşiv bana geçti diyor. Siz kaşındınız, sizi rezil edeceğim. Utanma duygusu olan istifa edip gitsin. Yani Kıbrıs'ta bir işin provası yapılıyor. Kıbrıs'ta dedim ya kimsenin adını bile bilmediği bir başbakanın gitmesinin kimseye, kime ne etkisi olur? O adamın hayatını yakar sadece ama meselenin Türkiye'ye tarafı var. Ee, devamla demiş ki Sedat Peker bu tip videolar müstehcen olduğu için benim kendi hesaplarımdan yayınlanamaz deli çavuş diye yeni bir hesap varmış. Şahsıma kopla kuran Kıbrıslı siyasiler eğer istifa etmezlerse videolar buradan yayınlanmaya devam edecektir. Yani hem aşı bana geçti diyor hem de Deli Çavuş diye bir hesap varmış diyor. Ben diyor bu müstehcen görüntüleri yayınlayamam benim bir şimdi artık yavaş yavaş hani temiz siyaset temiz toplum falan bağlamında ifşa ettiğim şeylerle alakalı falan artık bir pozisyonum var o işlere girmem. Dedece de Deli Çavuş diye bir şey bulmuşlar oradan servis yapacakmış şu ikinci tweetin arkasında çok eğleneceğiz, altında çok eğleneceğiz çok yazmış ya. Aynı şekilde Deli Çavuş'a sevabına girip baktığınızda o da aynı şeyi söylüyor. Çok eğleneceğiz çok diyor. Şey de aynı. Ne derler? Üslup da aynı. Kıbrıslı siyasetçiler sizin de hepinizi deli edeceğim. Sonra sülü gibi sizi de tedavi edeceğim. Falyalın arşivinde Türkiye'den kimler mi var? Ha işte. Yani benim söylememe analiz yapmama gerek yok. Kıbrıs bir atış poligonu ama asıl hedeftekiler Türkiye. Bakalım herkes eğlenecek mi? Ama enteresan bir şey ve radarıma takıldı. E, tam da bu Kıbrıs meseleleri konuşulmadan az önce İçişleri Bakanlığı herkese böyle mesaj atmış. Demiş ki: "Sosyal medyadan yurt dışı kaynaklı görüntülü aranarak tehdit ve şantaja maruz kalmamak için tanımadığınız kişilerden gelen görüntülü aramaları reddediniz." <laughs> Geliyor gelmekte olan ve biliyor bilmekte olan. Evet, böyle bir önlem almışlar kendilerince ama biraz iş işten geçti gibi bir durum var. Evet, burada o şey e, görüntü e, arşivime almışım. Erdoğan uyuklarken e, bu görüntüde işte Afrika'da yaptığı basın toplantısı. Muhatabı konuşurken, Erdoğan'ın Erdoğan sıkıntılı anları, öyle söyleyeyim, uyuyakalıyor. Hatta böyle e, burnunu karıştırdığı falan üzerinden de, bakın burada böyle kendinden geçiyor ve başı düşüyor. Burnunun, burnunu karıştırdığı falan üzerinden de kime espriler dönüyor. Böyle bir şey, bakarsınız detaylı. Türkiye gerçeğiyle yavaş yavaş manşeti kapatalım. Urfa'da zırhlı aracın çarptığı 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Bir kere daha söyleyeyim. Eğer evinizin önünde oynayan çocukların bir zırhlı aracın altında kalma ihtimali yüzde sıfırsa işte siz müreffeh, demokratik, hukukun olduğu bir ülkede yaşıyorsunuz demektir. Aksi takdirde o ülkede sıkıntı var demektir ve bu halledilmeden hiçbir şey düzelmez demektir. Önermemizi bir kere daha tekrar etmiş olalım. Utanma duygusu olan istifa etsin. Evet benim lafım değildi. Biraz evvel Sedat Peker'in tweetlerinde gördünüz. Ama doğru bir laf. Kimi söylediğinin önemi yok. Utanma duygusu olan istifa etsin dönemine girildi. Bunun iki tarafı var. Bir, kasetler saçılacak ortaya belli. E, hatırlarsınız MHP Başkanlık Divanı için söz konusu olmuştu bir kaset furyası 2010-2011 yıllarında 2010 yılıydı galiba. O dönem kasetleri yayınlananlar hemen gitti, yayınlanacak denenlerde kaset yayınlanmadan gitti. Burada da benzer bir şey olabilir. İşte isimler muhtemelen gündeme getirilecek. Bak kasetiniz var, geliyor gelmekte olan varan 2, varan 3 denecek. Muhtemelen o kasetler yayınlanmadan o kişiler gidecek. Böyle bir e, furyaya dikkat çekmek isterim. Bir diğer tarafı da tabii elbette e, biraz da CHP liderinin bürokratlara yaptığı çağrı ile ilgili olarak artık bu hükümetin e, bir maşası olmak istemiyorsanız ve azıcık utanma duygunuz, azıcık oburganız varsa bırakın gidin istifa edin onurunuzla yaşayın. Bir de işin böyle bir tarafı var. Böylelikle bir manşeti daha noktalıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.